Onlar enfes içkilerin mükemmel distribütörleri. WatchMojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün en ikonik 10 global içki markasını sıralayacağız. I must say, damn good stuff, sir. Bu listede en lezzetli içkileri sıralamaktan ziyade dünyada en çok saygı gören içki markalarını sıralıyoruz. Scotch drinker? Oh, that's my kind of guy. Gentlemen, start your engines. 10 numara, Absolut. What can I get you? Screwdriver, please. What kind of vodka? Absolute, please. Absolutely. 1879'dan itibaren Ahus, İsveç'te üretilen bu marka ilk başta kendisini yeni tarz distilasyon süreciyle tanıttı. Ve tabii yaratıcısının akıllıca pazarlama teknikleriyle. Absolut Stockholm vodka tekelini şehir dışındaki adadan satarak ve müşterilere ücretsiz vapur servisi vererek eline geçirdi. Aynı rekabetçi ruh, şirketin 70'lerin sonuna doğru küresel büyüme yapmasına ilham verdi. Eşi benzeri olmayan şişesi ve gözlere bayram çektiren yazısını ön plana çıkaran Absolut, insanların beğenisini topladı. He based the design on a traditional 18th century pharmacy bottle that he found in an antique shop in the old town in Stockholm. Ayrıca 80'lerin ortasında Andy Warhol da işe katkıda bulunmuştu. Başka bir ikonik vodka olan Grey Goose da bahsetmeye değer. Ancak Absolut'un bu konudaki üstünlüğü aşikar. What is this, ice? Absolut on ice. Ah. Hmm. 9 numara Hennessy. Bu esaslı gece kulübü içkisi markası 1765'te Fransa'da yaşayan bir İrlandalı tarafından kuruldu ve akıcılığıyla hızlıca ün yaptı. Moët Hennessy'nin sahip olduğu, sonrasında Louis Vuitton Moët Hennessy'nin ve Diageo'nun sahip olduğu bu marka artık tüm dünyaca tanınıyor. İyi içki duayenlerinin favorisi olan Hennessy, hip-hop toplulukları içerisinde de popülerlik kazandı. Çünkü Tupac Shakur da sıklıkla bu ünlü konyak markası hakkında olumlu görüşlerini belirtiyordu. Ayrıca pek de yalnız değildi. Dünyada satılan konyağın %40'ından fazlası Hennessy'ydi. We're going to need a lot of cognac. The best, Hennessy. 8 numara, Tanqueray. Pick up some gin for me. Tanqueray. I love the color of the bottle. You love what's in it. O sözü biliyorsunuz. Bu gece Tanqueray diyoruz. Seksi ve üstü kapalı klasik yeşil şişe görünüşüyle bu Londra gini ilk kez İngiltere'de piyasaya çıktı. Bu içki manyaklığının arkasındaki isim 1838'de dükkanı açan Bay Charles Tanqueray'di. Sürpriz ve şanslı bir şekilde onun distilesi 2. Dünya Savaşı'nda Nazi bombalamasında hayatta kaldı. Bence hepimiz içkinin kalan mirasına ve Tony Sinclair olarak bilinen hayali pazarlama gurusuna müteşekkir olmalıyız. Ready to Tanqueray. Ve tabii ki Tanqueray hayranlı sanatçıların sonu bitmeyen müzikal göndermelerine de. Later on that day, my homie Dr. Dre came through with a gang of Tanqueray. 7 numara, Jose Cuervo. Tequila is my lady, my lady. Come on in guys, come on in, come on in, you're welcome. Tamam, şimdi işleri onurlu Don Jose Antonio de Cuervo için düzeltme zamanı. 1795'te kendi tequila markasını tanıtan bu adam, ağzıyla içmeyenler yüzünden kötü bir şöhret yakaladı. Onun soyundan gelenler şu anda dünyanın en çok satan tequila markasını yönetiyor. Bu içki birçok farklı harmanla tadını çıkarmaya uygun. Ancak kesin olan bir şey var ki, tek bir şat birçokları için asla yeterli değildir. Tesadüfen Don Julio ve patron da partiye dahil olunca herkese yetecek miktarda tequila oldu. Altı numara, Chivas Regal. That's 50% more expensive. Fleischmann's is Chivas Regal. 1801'de Chivas kardeşler İskoçya'da viski yaratmaya başladı. Ama şirket 100 yıl geçene kadar Chivas Regal ismini basmadı. Chivas Regal'in güzelliği harmanlanmış viskinin yıllandırma sürecinden geliyordu ki bu da dünyanın ilk lüks skoçunun ortaya çıkmasına neden oldu. O şüphesiz ki birçok içki otoritesi tarafından favori olandı ve aynı zamanda Redback ve liderleri Frank Sinatra'nın da favorisiydi.
ki onun içki zevkine güvenmemek olmaz. 12, 18 veya 25 yıllık ürün olması fark etmeksizin bu ürün herkese entelektüel hissettirebilir. Double Chivas on the rocks. Double Chivas on the rocks. Bring him two doubles so we can catch up. Two doubles, all right. 5 numara, Captain Morgan. Before you move on to somebody else, you should probably get over your breakup with Captain Morgan. Chivas Regal markası yüksek toplumu yansıtırken bu makul fiyatlı ama saygıdeğer Porto Rico Rom'u zihinlerde yaz tatili kaçamaklarını çağrıştırıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde tanıtılmış olan Captain Morgan şişesindeki bir ayağını fıçının üzerine koymuş olan ikonik korsanla caka satıyor. Şirket 1984'te orijinal baharatlı romuyla Amerika'ya taşındı ve susamış Amerikalılar akıllara kazınan bir pazarlama kampanyasını kucakladı. The Captain Morgan. Onun etkisi NFL oyuncularının kutlamalarında Captain Morgan pozu verdiği düşününce fazlasıyla açıktı. Tabii ki bu üreticinin sinsi pazarlama tekniğinin bir parçasıydı. Begging your pardon, lad, but I've a 100-year itch that can only be scratched by a long, dark drink of Captain and Cola. 4 numara Jack Daniels. Bring us a menu and double Jack Daniels on the rocks. Özgürlüklerin ülkesinde bu Tennessee markası viski üretimi işini tek eline aldı. Ancak ister inanın ister inanmayın Jack Daniels'ın üretildiği bölgede alkol satışına izin verilmiyordu. Hala dünya çapında en çok satılan Amerikan viskisi her yerde kolayca satın alınabilir durumda. Kurucusu Jack Daniel Amerika'da doğmuştu ancak kendisi Galler, İrlanda ve İskoçya kökenliydi. 1904'te dünya fuarında viskisi dünyanın en iyisi olarak seçilince isim yapmaya başladı. Ne yazık ki Jack birkaç yıl sonra kan zehirlenmesine yenik düştü. Ama şansımızda Number 7 olarak bilinen viski varlığını sürdürüyor. Hey gidi Jack. Wouldn't it be nice if there was a cure for anger? There is. It's called Jack Daniels. Another one of your jokes, huh? I wish. 3 numara Bacardi. I ordered us a couple of Bacardi mojitos. Mojito, eso está muy bien. Hem tat hem de tarih açısından zengin bu aile markası 1830'da Küba'dan İspanya'ya göç eden iki kardeş tarafından kuruldu. Bacardi'nin beyaz rumu sadece 60 yıl boyunca Küba Bağımsızlık Savaşı boyunca hayatta kalmayı başarmadı. Aynı zamanda Bahamalar'da mağaza açarak Fidel Castro'dan ve 1950'lerdeki devrimden paçasını kurtarmayı başardı. Markanın en ünlü hayranlarından biri de iddialara göre bazı çok beğenilen romanlarını yazarken kendisini Bacardi ile cilalayan Ernest Hemingway'di. 1964'e kadar marka, Amerika'daki merkezini Miami, Florida'da açıp genişlemeyi sürdürdü. Teşekkürler Hemingway, teşekkürler Bacardi. The lady will have a Bacardi on the rocks. 2 numara Smirnoff. It was invented with Smirnoff in Los Angeles. Oh, and then we'll take two of those OG LA. Moscow Mules. Dostoyevski 1860'larda klasik Rus romanlarını St. Petersburg'da yazarken Pyotr Arsenyevich'in Smirnov adındaki Moskovalı bir adam yeni bir mazot üzerine çalışıyordu. Hayır, dizel motora konulandan değil. That's the ingredient, sugar, water. And of course purple. Buna zihin silici diyebilirsiniz. Çünkü çok fazla Smirnov hafızalarımızın tahrip edilmesi anlamına gelir. İnce şişe tasarımı ve o ikonik kırmızı etiketiyle Rus otantikliği sayesinde Smirnov hala büyük rağbet gören bir marka. Bugün hala bu markadan çıkmış sayısız malt içki bulabilmek mümkün. Ancak hiçbiri orijinal kırmızı etiketli içkinin yerini tutmuyor. What's this one's claim to fame? It's just really good vodka. Favorimizi bardağımıza doldurmadan önce işte anmadan edemeyeceğimiz birkaç marka daha. The prized liquid is given its green glass jacket and sent out to be shared with the world. Beefeater, London Dry Gin presents the Beefeater Gin and Tonic Experience. We're content to spend our time handcrafting a whiskey that's always full flavored, yet remarkably easy to drink. Bir numara, Johnny Walker. Officer, I saw the driver hit me. His name was Johnny Walker. Mutlaka dünya üzerinde birçok Johnny Walker vardır. Ama onlar daima bu İskoç viski markasının gölgesinde kalacak. Orijinal yaratıcısı John Johnny Walker hakkındaki çılgın şey, onun aslında alkol kullanmıyor oluşuydu. Ama o yapılabilecek en iyi skoçu yaptı. Orası ayrı. He moves to town. He opens a shop and he blends whiskies. İlk günlerde Johnny Walker bakkallarda satılıyordu ve şimdi iyi bir içki hakkında azıcık bile bilgi sahibi olan herkes için rakipsiz bir marka haline geldi. But you didn't ask me for no dry ice.
You asked me for two cases of Johnny Walker Black Label and four Ladies of the Pole. And I got them for you, didn't I? Johnny Walker hep yeni harmanlara karşı biraz eski kafalı olmuştur. Ancak kırmızı, siyah veya Johnny Walker swing içtiğinizde hata etmiş olmazsınız. Listemize katılıyor musunuz? Sizin favori ikonik içki markanız hangisi? Daha fazla şerefe dedirtecek top 10 listelerimiz için WatchMojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın.